Arkadaşlar selamlar. Bugün ne öğreneceğiz? Aslında bugün biraz daha işin teknik kısmından bir şeylerde yardımcı olmaya çalışacağım size. Özellikle şu nota okuma konusunu artık yavaş yavaş aşmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü hep ezbere, hep kulaktan, hep hocam bir kere çalar mısınız duyayım veya bunun melodisi nasıl diye soruları sormanızın altında yatan temel şu. Ben notaların tartımını bilmiyorum. Tartım ne demek? Yani ritmini bilmiyorum demek. Şimdi şu konu aşılır zamanla. Yani altına yazarsınız do, re, mi, fa diye. Ben bunu tolere ederim ama notanın ritmini okuyamadığınız zaman buna kimse yardım edemez. Yani siz alırsınız, aa burası soldu, burası la dersiniz zamanla ama bu ritim kalıbını yani elinizi nasıl vuracağınızı bilmediğiniz zaman o zaman çıkmaz bir yola girdiğinizi düşünmelisiniz ve bu konuda acil olarak bir şeyler yapmalısınız diye düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince örnek bir parça çıkarıp bu parça üzerinden ben hiç bu parçayı bilmediğimi düşünerek nasıl kemanla çıkarıyorum, önce neler yapıyorum, bunları beraberce hadi gelin bakalım nasıl yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir metronom belirliyorum. Metronomu nasıl belirliyorum? Örneğin, açıyorum parçanın orijinaline bakıyorum bir. İkincisi, kurs alıyorsanız, keman dersi alıyorsanız, keman dersindeki hocanıza sorabilirsiniz. Bu parçanın ritmi nasıl? Ritmi nasıl dediğimiz şey aslında hızı nasıl? Yani bu parçayı hangi hızla çalacağım? Yani şu mu? Dam, da dam, da 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 dam. Veya ben bunu çalışırken kaç metronomda başlamalıyım? Şimdi ben bu parça için gördüğünüz gibi 60 metronomda yani bir dörtlüğü 60 metronomda vuran bir hız belirledim. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle şunu bilmelisiniz arkadaşlar. Elinizin aşağı yani bu elinizi değip tekrardan yukarı çıkması bizim bir dörtlük süremize tekabül ediyor. Yani do bitti. İlk ölçüde ne yazıyor? İlk ölçünün ilk notası. Do. Hemen yanında bakın küçük böyle bir Y gibi bir işaret var. Bu da yarım vuruş sus demek. Yarım vuruş ne demek? Bu do ise bunun bir aşağı inişi. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir ise bu yarım. Bu yarım. Yani iki tane yarım toplamda bir dörtlüğe tekabül ediyor. Ne yapıyorum? Do bir vuruş. Es sol. Es sus aynı şey. Süresi ne kadar? Yarım vuruş. Öğrenci şöyle yapıyor. Do, sol do. Bu çıkmaz. Neden? Çünkü sen bunu unuttun. Elini vurmak seni kalıba sokmak demektir. Biz de seni kalıba sokmak istediğimizden dolayı inadına elimizi vurdururuz. Bundan dolayı ne yapacağız? Do bitti. Sus, sol, do. Bak bu do, do değil. Do. Buraya kadar geleceksin. Do, sus, sol, do. Ne kadar sustum? Elimi bir aşağı indirene kadar. Eğer ki tam yer değiştirseydi yani sol ile es yer değiştirseydi sol sus olacaktı. Şimdi metronomu açtım. Ne yapıyor metronom? Metronom ne demek? Metronom sabit vuruşlarla, sabit metronomla belirlediğiniz ölçüyü tekrar etme. Yani 1, 2, 3, 4. Yani metronom ardışık olarak, burası çok önemli, hızlanmaz, yavaşlamaz. Belirlediğiniz metronomu ardışık olarak vurur. 2, 3, 4. Bu vurduğu her bir tık dediği şey bizim bir dörtlüğümüze tekabül ediyor. Yani notanın en başındaki do'yu ben bir vuruşta bitireceğim. Yani do bitti. Do bitti. Sonra ne yapacağım? Sus, sol'ün ikisi bizim bir tane tikimize denk gelmesi lazım. Yani şöyle. Do, sol. Bitti bak. Do, sol. Bir daha. Do, sol. Ne yaptım? Do, bitti. Bak. Do, do. Bak şimdi. Sus, sol de bir tane tike denk gelecek. Yapıyorum. Do, sus, sol. Sonra zaten diğer tik geldiğinde de diğer do'yu okuyacağım. Yapıyorum. Do, sol, do, sol. Bitti. Şimdi devamındaki ikinci ölçüde her bir tikte iki nota okumam lazım. Çünkü benim tikim bir tane dörtlük. Burada ne var? Sekizlik, 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 sekizlik var.
Yani 4 notayı 2-2 ayıracağım. Neden? Çünkü altında tek çizgi olduğu için. Yani 8'lik olduğu için. Bakın 3. satırın 2. notasına baktığınızda 4 tane çizgi, 2 tane çizgi olduğunu göreceksiniz 4'lü notada. Bunu oraya gelince anlatayım. Onu karıştırmayın. Yukarıdakiler 8'lik, unutmayın. Okuyorum. Do, sus, sol. Do, sus, sol. Do, sol. Do, mi, sol, sus. Bir daha yapıyorum. Do, sus, sol. Do, sus, sol. Do, sol. Do, mi, sol, sus. Bakın orada da böyle bir işaret var, gördünüz mü? O da bir vuruşa tekabül eden bir sus. Yani bir vuruş ne demek? Elimin yukarıdan elime değip tekrardan yukarı geleceği, geldiğindeki geçen süre. Yani şöyle, sus, bitti. Sus. Yani bir tık da geliyor bak. Sus. Hemen dönelim başa, oraya kadar gelelim. Do, sus, sol. Do, sus, sol. Do, sol. Do, mi, sol, sus. Değil mi? Şimdi ben buraya kadar bunu yaptım. Hemen kemanımı alayım. Kemanımı da göstereyim size. Ne yaptık? Şimdi buraya kadar anladım. Do, sus, sol. Şimdi kemanı elime aldığımda elimi vuramayacağım. Aynı şeyleri yapabilirsiniz. Buna kendinizi kesinlikle alıştırmanızı tavsiye ederim. Ayağınızla vurun. Yani... Bitti. Bir daha yapıyorum. Do, sol, do, sol, do, sol, do, mi, sol, sus. Buraya kadar, evet. Doğru sürede, doğru metronomda okuyorum. Şimdi devamına geçelim. Devamında ne yapıyorum? Aynı mantık. Okuyorum. Fa, re, fa, re, fa, re, si, re, sol, sus. Bir daha okudum. Fa, sus, re, fa, sus, re, fa, re, si, re, fa, sus. Bitti. Şimdi burası önemli. İkinci satırdayım. Diyor ki, başında bir diyor do var diyor. Şunu bir kapatayım. Başında bir tane do var. Do. Bitti. Yanındaki do'yu arkadaşlar, nokta olduğu zaman sürenin, yani o noktayı görmediğinde bir vuruş ya. Nokta o bir vuruşu diyor ki yarıya böl, yarısını bana ekle. Yani do birse noktayla beraber 1,5 oluyor. 1,5 nedir? Şu 1'di. Bir tane daha yarım ekliyorsun. E hocam yarıda kaldı. Hep yukarıdan başlamam lazımdı. Hemen yanındaki o mi'yi de çıkarken vuracaksın. Nasıl olacak? Şöyle. Do, do, mi. Do, bak noktalı yapıyorum. Do, mi, re, do. Yani do, bak ilk do'yu vuruyorum. Do, do, mi, re, do, do, si, si, re, fa, re. Fa, si, pardon. Şimdi metronom açıyorum. Evet. Ne yapıyorum? Bak. Do, do, mi, re, do, do, si, si, re, fa, si, re, do, do, mi, re, do, do, si, si, re, fa, si. Dedim. Geçtim. Burada videoyu arkadaşlar tekrar tekrar izleyin. Yavaşlatın. Yani bir şekilde burayı anlamaya çalışın. Ben olabildiğince böyle hani basit anlatmaya çalışıyorum. Geçtim. Bakın. Do, do. Bir tikte iki nota yapmam lazım. Niye? Çünkü bir tikim benim dörtlük. Burada ne var? Sekizlik sekizlik. İki tane do var. Yani elim aşağı inince bir tane, yukarı çıkınca bir tane. Yani do, do. Bir daha. Do, do. Şimdi burası önemli. Bakın burada diyor ki bir tikte 4 tane nota okuman lazım. Do si la si 16'lık nota. 16'lık ne demek? Elin aşağı inerse 2 tane, yukarı çıkarsa 2 tane okuman lazım. Yani do 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 si la si do do mi re do re mi mi sol fa mi fa sol sus. Bir daha okuyorum. 3 4 do 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 si la si do do mi re do re mi mi sol fa mi fa sol sus. Geçtim aşağı. Ne yaptık? Orayı bir daha söylüyorum. Altında iki tane çizgi olan nota 16'lık notadır. Elin aşağı indiğinde iki tanesini, yukarı çıktığında da iki tanesini okumalısın. En aşağı geçtim.
Sol ve la var. Sol iki vuruş, içi boş olduğu için iki vuruş, yani elimi iki defa vuracağım. Sonrası zaten sekizlik sekizlik, bunu biliyorsunuz. Okuyorum. Sol, la, sol, fa, 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 mi, 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 re, 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 do, si, la, si, do, re, mi. Uzattım. Ne yapıyorum? Sekizliklerde, şimdi burayı toparladım. Hemen anlatıyorum. Arkadaşlar, dörtlük notayı bu şekilde vuruyorsunuz. Sekizlik notayı aşağı ve yukarı doğru okuyorsunuz. 16'lık notayı aşağı inerken 2, yukarı çıkarken 2 okuyorsunuz. Noktalı dörtlüğü vurdun, kaldırdın, vurdun, noktalı dörtlük bitti. Sonrasında yerine gelecek, yani sonrasında gelecek sekizliği okuyorsun. Nota okumak çok 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 önemli. Bu şekilde ritmi okuyabilirsen istediğin parçayı istediğin zaman kimseye ihtiyacın olmadan çalışabilirsin. Bunu anlamadan kemanda ilerleme. Görüşürüz.